Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İzzettin Üser. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bugün günlerden 27 Ocak 2022 Perşembe günü. Biliyorsunuz Perşembe günleri Havran'ımızın Büyükbaş Pazarı. Yine Havran Büyükbaş videosu çektik bugün sizlere arkadaşlar. Videonun açılışını pazarda yaptım ama sizlere sürpriz bir haberim vardı. Bunu söylemeyi unuttum. Sabah uyku sersemliğine değinim artık. Birkaç videodur söyleyeceğim bunu. Sizlere müjdeli bir haberim var. Yoğun istekleriniz vardı. Yani izleyenlerden yoğun talep vardı. Böyle İzzet gittiğin yerlerde böyle kiralık dam olur. Satılık yer olur. Böyle hayvancılığa uygun. Yatırımlık arsa olur. Zeytinlik olur. Yani böyle yerler soruyordunuz bize. Ağırlıklı olarak tabii hayvancılığa uygun köy evleri, o tarz yerler soruyorsunuz. Bakalım biz de böyle bir işe niyetlendik. Nuri kardeşimle beraber, Nuri Saltan, illa ki içinizden tanıyanlar vardır. Birlikte bir kanal açtık arkadaşlar Nuri ile. Yani burada ne tarz videolar paylaşacağız? Yani gittiğimiz geldiğimiz yerlerdeki bildiğimiz insanların yerlerini, yani çevremizdeki tarla olsun, zeytinlik olsun, hayvancılığa elverişli, içinde damı olan, evi olan yerler olsun, yatırımlık arsalar olsun. Yani bu şekilde yerleri sizlerle bu kanalımızda paylaşacağız arkadaşlar. Yani zaten çok talep vardı böyle, İzzet bize bir ev bul, bir yer bul. İşte bu aracılıkla sizlere de bir faydamız olmuş olur inşallah. Yani bu kadar yoğun istek üzerine biz de böyle bir işe kalkıştık. İnşallah yüzümüzü kara çıkarmayız. Allah'ın izniyle bu işi de yaparız diye düşünüyorum. Zaten Nuri kardeşimle ikimiz devamlı birlikteyiz. Böyle birlikte ortak bir işe girelim dedik. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur diyelim. Evet arkadaşlar, emlak üzerine açtığımız kanalımızın linkini aşağıda açıklama kısmına ve yorumlarda en başa sabitlerim. Oradan linke tıklayarak kanalımıza abone olursanız sevinirim. Bu hafta sonu bakalım 4-5 tane çekimimiz var arkadaşlar. Dolaşacağız. Güzel yerler, böyle yani hayvancılığa uygun yerler de var bunların içlerinde. Güzel videolar sizlerle paylaşacağız. Yine tekrar söylüyorum, açıklamadan ya da yorumlardan kanala ulaşabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çok güzel satılık yerler sizlerle olacak. Umarım bir faydamız olur. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Tabii bunu söylerken de bu videomuzu da beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hani desteklerinizi bekliyorum. İnşallah güzel olacak. Bakalım, hayırlısı diyelim. Şimdi pazar videomuza devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada 5 tane düvemiz var. Bunlar satıldı. Şöyle göstereyim sizlere. Valla 5'i de simental. Arkadaşlar simental. Bunlar Montafon kırığına benziyor biraz. Kırma hayvana benziyor. 5 tanesi 24.500'e satıldı düvelerin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane arkadaşlar. Bunlar ortalama 5-6'şer aylık daha. Yok bile, kimisi daha ufak. Bunlar biraz daha kaba. Şu biraz daha ufak. Bilmiyorum, belki şeyinden de olabilir. 24.500 liraya satıldı arkadaşlar. Yani fiyatları normal. Hayvanlar güzel. 5'i de düve. Maşallah. Alan satan hayrını görsün. Pazarımız daha yeni hareketlenecek herhalde. Biraz durgun şu an pazar. Böyle göstereyim, yani boş da pazar. Bakalım, gelen olur herhalde, daha erken diye böyle belki de. Sizler için tek tek fiyatları soracağız bakalım. Evet. Dana satıldı. Evet. Güncay abimiz hayırlı olsun. Vallahi pazarlık açıldık arkadaşlar. Danamız şu. Güncay abi hayırlı olsun. Sağ ol. Kaça aldık danayı? He? Kaça aldık? Abi söyleme hepsini ya. Kaça satacağız? Biraz ister yalan söyler. Kaça vereceğiz? He? Abi ona göre vereceğim. Allah Allah. Tabii. Tamam. Ne bunun orku? Şarlı mı? Bu şarlı. Maşallah güzel. Buna şarlı diyoruz biz. Zaten kaliteler orada bağlayacaksın galiba oraya. Buna simet diyorum. Bunlar da verim. Çek şunları. Bunları da çekeceğiz. Türkiye'ye görsün beni. Hepsini göstereceğiz. Bunlar da Tuncay abinin. Şimdi onların da fiyatlarını öğreniriz arkadaşlar. Hepsi burada. Kaliteler sıraya dizilmiş. Aç geliyor. Hayırdır şu çocuğu ya? Hayırdır abi. Zaran evet bilen... abi. Tuncay abi. Hayırlısı oldu mu? Ne diyeyim? Söyle. Hayır gördü diyor adam. Hayır gördü abi. Hayır gördü diyeceğim de o demiyor. Hadi. Mustafa ben senin işarete de geldim. Gel aynı bir şey demiyorum abi. Değil mi? Değil ona ama. Hiç kıpırdamıyorum. Öyle kıpırdamadın. 5 tane kıpırdadı. Sen kıpırdamadın. Biz kıpırdamadık. Ya o fiyat değil zaten. O fiyat değildi o. Neydi? Ya o cambaz usulü. Aşağıdan gidip orada olacak. Seninki yukarıdan aşağı in. Değil benimki. Belki değil. Niye? Alışına göre gidiyorum ben. Alışma bu mal abi. 52 lira Tuncay abi. 52 lira. Benim aldığım abi, para bu abi. Peşin para. 52 lira. Peşin para aldığım para. Bak 52 lira para. Hayır gördü. Sen kaç istiyorsun Tuncay abi? 55 lira. Tuncay abicim hayır gördü bak. Bir şey de kalmamış ya. Tuncay abi hayır 55 diyecek o da 55 diyecek o da. Demeyecek. Yok 55 diyecek. Tamam 59 lira vallahi tamam hayır. 55 diyecek. Tamam 59 lira. Ben 1 lira fazlalık vereyim sana. 55 lira fazlalık vereyim ben sana. Usta bu değil bir şey yok ortada ya. Ne yok? Var. Abi yok 50 lira yerine al 2 lira kullanmasını ver bana ya. Vermiyor millet de malı ya. Vallahi vermiyor millet. İnsanlar sen veriyor mu ya? Ver amına koyayım 5 lira. 55 lira. Hadi oraya geldi. Hadi. Olacak. Olacak mı değil mi? Alacak. 55 lira. 1 lira vermeyecek. Bir dakika. 55 lira. Söyle sen söyle. 58. Senin şurasını bıraksın. 55 hayır görsün. Üstte yanına. Ne vereceğim? Verecek bari sana verecek. Sen merak etme. 55 lira hayır görsün. Sana bu uyuyor yarısı verecek işte o. Bir dakika o zaman tamam. 55 lira. 57 lira yok. 1 lira yok. 55 dakika dur. Tamam o zaman bitti bu iş. Bitti. Tak bir lira. 55. 1 lira ya 50 kuruş bile takmayacağım. 55. Tak adama ya. Takmayacağım. Genç çocukta yap. Tak abi. Araba mı çekti? Ben mi götüreceğim? 1000 lira tak. Yok su dolmuyor da. 1000 lira. 55 lira. 56. Bana 500 lira para. 1 lira bile vermeyecek. Tamam dayı. 500 lira alsan ben sana 1 lira 56 vereceğim. Hayırlı olsun. Sen alacağım. Tut çocuktan. Alacağım. Al hayırlı olsun kardeşim. Çakayım. Bana bak süttürme. Demedim buna. Evet arkadaşlar satılan danalarımız bunlar. Bunların hepsi dana arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. İçlerinde Simental var. Holstein var. Limuzin var bir tane. Şu Limuzin. Akbaş var. Şöyle gösterelim. Ondan sonra ne var başka? Charolais var. Bir de Simentallerimiz var işte. Hepsi birbirinden güzel. Ya bunlar daha ufak. 4 aylık, 3 aylık. Buzağı da bunlar. Bakın Charolais de şurada. Maşallah kafa falan kıvırcık. Maşallah hepsi birbirinden güzel. Alan abimiz de inşallah hayrını görür. 55 bin liraya 10 tane danamız satıldı. Onlar da inşallah kendileri de bir ekmek yerler. Alan satan hayrını görsün diyelim. Yani fiyatlar böyle arkadaşlar. Yani 5'er bin liranın üzerine geliyor. 5,5'a geliyor pardon. 5,5'a geliyor. Tabii. 5.500 liraya geliyor. Yani fiyatlar yükselişte. Ona göre alan alıyor, satan satıyor. Danalardan yine abimizin, alan abimizin de numarasını yazarız. Yani bu işler böyle yani. Buradan alınıyor, başka yerde satılıyor zaten. Hani almak isteyenler olursa burada 10 tane danamız var. Görüyorsunuz zaten hepsi kalite. Yine numarayı aşağıya yazarız. Alan abimizin de ulaşmak isteyenler oradan ulaşabilirler. Yani helal karını gördükten sonra onlar da satarlar yani. Bakalım inşallah. Onlar da bir topak ekmek yerler hayvanlardan. Yani fiyatlar dediğim gibi biraz yüksek. Ama yani artık piyasa yavaş yavaş oturmaya başladı gibi. Yani bundan sonra bu şekilde devam edecek gibi. Yani bu fiyatlar aşağıya gelmez. Evet arkadaşlar burada da abimizin düveleri var. Şöyle şuradan başlayalım. Burada bir tane vallahi bu beyaz böyle Charolais'e de benziyor. Güzel bir hayvanımız. Bilmiyorum ben tam emin değilim ama izleyenlerden yorumlara yazarsanız sevinirim. Şu 3 tane, ikisi Simental. Bir tanesi de Charolais. Bunların üçüne 32 bin lira diyorlar arkadaşlar. Yani bunlar tanesi 11.350 mi geliyor? Yok 11.600 olsa 700'e geliyor. 11.650'e geliyor. Valla fiyatlar biraz yüksekte arkadaşlar. Şöyle 4 tane de bir ayrı da var. Onları da göstereceğim şimdi. Bunlar 32 bin dedik. Bunların canlı ağırlıkları ortalama 300'er kilo falan. Güzel hayvanlar. Yaşında hayvanlar. Şöyle şurada da 4 tane var. Bunlar ayrı. Şunları da gösterelim. Bunun 4 taneye de 40 bin lira diyorlar. Bunlara da 10'ar bin lira diyor. Bunlar alaca, Holstein. Şöyle gösterelim. Sercan abimizin hayvanları. Yani fiyatlar böyle arkadaşlar. Bunlar da 350 kilo üstü. Evet arkadaşlar, yani düvelerimiz bunlar. Bunlar biraz daha fiyatı uygun. Ama neden? Tabii öbürki hayvanlar simental, renkli hayvan, daha çok tutuluyor. Holsteinler bir tık daha az tutuluyor. Bunlara da 40 bin lira diyor. 4 tane bunların da ağırlığı aslında canlı ağırlık daha fazla. Belki 350'ye yakın bunlar kilo olarak. 350 üzeri olan da olabilir. Yani böyle fiyatlar arkadaşlar. Dediğim gibi renkli mal, simentaller, Charolais olsun. Daha çok tutuluyor. Holsteinler bir tık daha aşağıda. Şimdi bunlar zaten simental, bunları kilolara da geçer, anladın mı? Bunlar biraz daha şey, yani kiloda düşük kalıyor. Daha çok besiyeye simentaller daha uygun oluyor. O yüzden fiyatlar böyle arkadaşlar. Yine abimizin numarasını aşağıya alır yazarız. Düveler için ulaşmak isteyen olursa abimize ulaşabilir. İki haftadır ben mala bakıyorum, Allah'ını seversen. Pazarlık var evet arkadaşlar. Yem. Aman gözünü seveyim be, aman. Aman gözünü seveyim be. Yok abi, bir şey yok bunda ya. Reklamın kötüsü olmaz. Millet aşağı malı ne biliyorsun o bana? 8'li sen mi? Allah'ım 8'li sen açalım ya. Evet arkadaşlar, düveye pazarlık var, 8.750 lira diyorlar. Angus'a benziyor bu. Bakalım. Hayvan bu arkadaşlar. Vallahi yaklaşık canlı ağırlık bunun 400 kiloya yakın. 200 kilo et olsa bunda 180 kilo. Yaklaşık. Çıkamam ama da bir ya. Ama da valla çıkamam. Ciddi çıkamam. Güzel de verelim onları. Eksi 20 lira kafa yatar mı? Yatmaz. Hadi ne oldu hadi? 8.5 lira hiç oynamayalım. 8.5 lira çıkamıyorum ya. İnek yüksek almışsın da çıkamıyorum. Tamam 9 lira al. Hadi güzel. En son 9'a bıraktı arkadaşlar. Biz yanlış duymuşuz. 8.750 veriyorlarmış. 9.000 liraya bıraktı. Hayırlı olsun. Baksana. Bir bakıcının elinde inekte 25 kuş var. Ama bize 20 kuş. 9.000 liraya satıldı arkadaşlar. Alan satan ayrını görsün. İneğimiz bu. Kara. Şöyle yani fiyatlar böyle arkadaşlar. Yani bunda tahmini kilo 150 üstü var da kaç vardır bilmiyorum yani. 160-170 olabilir belki. O aralarda bir kilo vardır. Alan satan ayrını görsün. Evet, yine pazarlık daha var arkadaşlar. Mustafa abi hemen bir tane Akbaş dana geldi. Ona pazarlık var. Dana güzel abi ya, dana. Dana güzel. Maşallah var. Bir ekmek var üzerinde. 8.5 ekmek var ama dediğin yerler yok yani. 8.500 liraya bıraktı abimiz. Yüzde olmasın, eşkal olsun abi. Yüzde oldu mu? Yüzde olsun. Eşkal olasın yani. Gizli bir şey. Hepsi kayıt altında abi, gizli bir şey yok. Bereket versin. Az demiyorum ya. Düne kadar dana 6 bin liraya bu danalara. Çekeyim, evet, bak. Çeksin abi. Abi. Gidelim ya. Meşhur olan. Olursa hiç pazar gelme. Olursa bağlantan aşağı ver. Abi gel bu şey ya. İçin meşhur ya. Çıksa hiç üzmem bunları. Bir yabancı değiliz ya. Yabancı değiliz ya. Tamam. Dana güzel. Dana güzel, bakalım. İnşallah satılır. 200 lira. Tamam 250. Yok. Usta 8.5 alacaksanız hayırlı olsun. Asil ya. Herkes alıcı değil. Yok alıcı değil. Çıksa abi siz üzülmem ya. Abi çıksa siz üzülmem. Ayıp ediyor ya. Biz şey adam değiliz ya. Ayıp ediyor ya. Yerinden alamıyor ya. Büyüğümü alıyoruz içinden işte Tuncay. Bunu da vermeseniz olmuyor. Olursa 81 yok abi. Tuncay tek kelime ayını göreceksin. Ya başka bir şey yok abi ya. Yakışmıyor. Yakışsana yakışmıyor şu anda. İnanır olursa baksana şu anda hayrını görülmesin abi senin. Makine görüyor bizi ya. Lan heyecan dur, heyecan yapma. Şu adamı da çek. Amca gel bakalım, kaçma, gel seni de çek ya. 250 hayır gör, tamam. Ali abicim çıksın ben bunları. Olur bu 8,5'a bitecek arkadaşlar dana. 8.500 lira. Şunu işte bizim alacağımız 300 bin lira para ya. Devenin deve mi kazanıyoruz Mustafa ya? Devenin deve kazanıyoruz arkadaş. Biz ustacı dedik ya. Onun sahibini gördü ya, tek kelime ya. Sen diyeceğim bunu Tuncay ya, hayırlı gördü. Tuncay, çıksa hayırlı gördü ya, seve seve ya, hayırlı olsun. Bir dakika böyle. Tamam. Tuncay tek, bak Tuncay. Abi dinle. Dinledim hadi. Boş ver tamam. Tuncay. Aa tamam gel. Tuncay 200 lira değil ya. Tuncay 100 lira kaldıracağım sana, olursa ister al ister alma. Al hayırlı olsun. Hayırlı olsun. 8.400 dana satıldı. 250 lira. Bırak 200. Ya ver 200. Öyle şey adam değil. Hadi ver kalan ver. Hadi başımız ağrıdı. Ver. Hadi sattın mı bunu? Sattık. 3200'e mi? Evet. Hadi hayırlı olsun. Dana mı düve mi? Düve. Gel geberek gel. Sen de çekin. Kaç yaşında bu? İşte 3 aylık var mı? 4 aylık? 5-6 aylık. Var mı buradan? Maşallah. Şapkayı çıkar ya. 3200 liraya satıldı kardeşimizin. Hadi hayırlı olsun bakalım. Hayvan bu. Holstein. Allah 3200. Evet arkadaşlar, burada Mustafa abimizin danaları var. Şöyle gösterelim. 2 de düvesi var. 8 tane dana var burada arkadaşlar. 5 tanesi kurban oluyor, 3 tanesi olmuyor. Şu baştakiler kurbana uygun. Bunlar simental. Şöyle göstereyim, maşallah şu hayvan falan güzel arkadaşlar. Üst üste 8 tanesi 11'er bin liraya verecekler. Ayrı vermiyorlar, ayrı fiyatları farklı olur. Şu hayvan 11 binlerin üzerinde para istenebilir. Kilo olarak da bayağı kilo da vardır bunda. Yani ortalama 200 kilo yakın karkas vardır bu hayvanda. Şöyle 1, 2, şu 3, bu da kurban oluyor 3. 4 Charolais var. Bir tane Limuzin kırması var. 8 tanesi erkek. Bunlara erkekler 11'er bin lira. Şurada da 2 tane düvemiz var. Bu 2 düvemizi 16 bin lira istiyoruz arkadaşlar. Düvelerin yaşına yakın. Öyle yani şu yaşın üstündedir. Bu da yaşında falan vardır belki. Şöyle düvelerimiz de güzel. Önden de göstereyim hayvanları. Bu hayvanlar pazarın en güzel hayvanları burada şu an. Şu baştaki 2 düve demiştik. Şunlar danalarımız arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle Charolais burada. Maşallah. Erkekler 11, dişiler 8'er bin lira. Şurada da 4 tane ufak danamız var. 2 tane alaca. 2 tane Charolais. Pardon, biri Charolais, biri de artık simental mi diyelim? Simental'e benziyor aynen, simental. Şöyle göstereyim. Ya, tam safkan olmayabilir belki ama yakın arkadaşlar. Bunların da 4'üne 35 bin lira diyorlar. Bunların da 4'ü erkek. Şöyle onları da göstereyim. İkisi alaca. İkisi, biri simental, biri Charolais. Hayvanlar güzel arkadaşlar. Şu 2 tanesi zaten şahane. Yani bunlar da bunun yanında. Bunların 4'ünü ayırmadan satıyorlar. Tabi öbür hayvanların satışı biraz zor olur. Şu hayvanlar bunları sattırır arkadaşlar, öyle diyeyim. Yani fiyatlar böyle arkadaşlar. Bunlar da 35 bin lira dedik. Pazarlık payı illaki vardır. Mustafa abimizin numarasını aşağıya yazarız. Ulaşmak isteyenler ulaşabilirler. Yani pazarın en kaliteli hayvanları bunlar da şu an bugün. Tabi daha başka hayvanlar da var. Güzel. Bunlar farklı, kulvarı farklı. Şurada demin 6 tane de düve çektik. Onlar da güzeldi. Yani öyle arkadaşlar. Fiyatlar bu şekilde. Evet arkadaşlar, burada da 2 tane danamız satılmış. Vallahi biz pazarlığa yetişemedik ama abimiz vermiş bunları. İkisi 19 bin liraya satılmış. Şöyle göstereyim. Bunlar kurbana çıkmaz. 15 aylık falan ancadır bu hayvanlar. İkisi erkek. Alan abimiz hayırlı olsun. Herhalde dama koyup besiye çekecek bunları. Belki de başka bir yerde satacak. 19 bin lira. Yani canlı ağırlıkları da bunların 300'er kilo yakın. oralarda alan satan ayrını görsün. Evet arkadaşlar, burada da 3 tane Holstein danamız var arkadaşlar. Bunlara üçüne üst üste 7500 lira diyor abimiz. Şöyle göstereyim. 2 tanesi bir ayarda sayılır. Bunlar yaşında. Şöyle boynuzları falan zaten daha büyümemiş. Genç hayvanlar. Bir tanesi de 7-8 aylık, 7 aylık falan, şu ufak olan da arkadaşlar. Yani üst üste 7500 lira diyor. İllaki pazarlık payı vardır. Yani hayvanlar güzel. Genç hayvanlar bunlar. Dama besilik olur. Kurbana çıkmıyor çünkü. Şöyle hepsini tek tek göstereyim. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Bakalım, abimizin numarasını da aşağıya alırsak yazarız. Ulaşmak isteyenler bu hayvanlar için abimize ulaşabilirler. Yani hayvanların bir kederi kusuru yok. Küpesi müpesi hepsi kulağında. Evrakları tamam. Yani bu şekilde. Bakalım, inşallah satılır diyelim. Belki biz aracı olursak da bir faydamız olursa ne mutlu bize. Yani bu şekilde. Şöyle son bir pazarı da göstereyim arkadaşlar. Pazarımız şöyle dağıldı zaten. Bakın buralar boş. Bugün çok bir hareket yoktu. Büyük ihtimalle kardan, buzdan, dışarıdan gelen abilerimiz gelemediler. Çünkü Arif amca da yoktu bugün pazarda. Hasan abiyi de göremedik. Hasan abi de gelmemiş bugün. Ondan sonra yani daha göremedim. Çok insan oldu. Yani şöyle pazar artık dağılıyor. Biz de artık yavaş yavaş videomuzu sonlandırırız arkadaşlar. Bakalım, son bir tur daha atayım pazarda. Ondan sonra kapatırız. Gördüğünüz gibi pazar pek iç açıcı değil bugün. Evet arkadaşlar, burada da bıçaklık ineklerimiz var. Bunları da abimiz almış. Vallahi sorduk fiyatlarını. Şu ineğimizin maşallah var. 300 kilo et var. Bunda 16.000 liraya alınışı var bunun arkadaşlar. Bu kesime gidecek. Yani bu hayvanlar maşallah iyi bakılmış. Yani besleri düzgün ama tabii boş hayvanlar. Ondan memelerinde şimdi süt müt yok. Bunlar kesime gidecek. Yani 300 kilo karkas var, 16.000 lira. 15-16.000 arası inekler. Yani bu da ondan aşağı kalmaz. Bir şu biraz küçük. O da fiyatı 13,5-14 olması lazım. Yani fiyatlar böyle arkadaşlar. Hesabı siz yapın. Yani kesim fiyatları yükseldi. İnşallah bakalım. Bundan sonra bir sabit bir fiyat olur. Piyasa çünkü bir aşağı bir yukarı çok değişkenlik gösteriyordu. Yani biraz piyasa oturmaya başladı. Bakalım, inşallah ilerleyen günlerde daha da iyi olur. Pazarlar daha iyi olur. Tek temennimiz bu. Evet arkadaşlar, bir hayvan pazarı videomuzun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle Havran Büyükbaş pazarındaydık. Pazarımız bu hafta arkadaşlar biraz durgundu. Sizler de zaten videoda görmüşsünüzdür. Neden diye sorarsanız, çünkü buraya kar yağışı oldu arkadaşlar. Havran etrafı zaten biliyorsunuz Kaz Dağları, Mada Dağı, dağlarla çevrili. Yani köyler hep böyle tepelerde, dağda kalıyor. Tabi kar yağışından dolayı, soğuklardan dolayı yollarda kar, buz çok olduğu için yani gördüm zaten pazarda çoğu Celep abim yoktu yani dışarıdan gelen, öyle dağ köylerinden gelen. Onun için pazarımız bugün biraz hareketsizdi. Ama yine elimden geldiğince sizler için fiyatları sormaya çalıştım. Bir iki güzel pazarlarımız oldu. Onları da çektik. Umarım güzel video olmuştur. Yani sizler de arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma da abone değilseniz hala kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Video hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Biliyorsunuz beğeniler, yorumlar bizler için en önemlisi. Desteğinizi esirgemezseniz sevinirim. Yani şu aralar pek fazla dışarılara gidemiyorum arkadaşlar. Ama bakalım, inşallah önümüzdeki günlerde artık yavaş yavaş dışarı pazarlara da gitmeye başlayacağız. Takipte kalın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum ama bildirimlerde yani çok bakıyorum, kimse de bildirimler açık değil. Hatta söyledikten sonra baktım yani hep iyi ki söylediniz, bildirimlerimiz bizim de kapalıymış. Bana da bildirim gelmiyormuş dediniz. Onun için bildirimleri de nereden açıyorsunuz? Kanalımıza girdiğiniz zaman İzzettin Üser'in altında abone olunduğu yazısı vardır. Abone olanlar için söylüyorum. Olmayanlar için abone ol butonu vardır. Onun yanında bir çan işareti, zil işareti var. Oraya basarak bildirimleri açabilirsiniz. Bunu da dikkate alırsanız sevinirim. Son olarak da sizlere tekrar söylüyorum. Emlak üzerine bir kanal açtık. Nuri Saltan kardeşimle birlikte. Aşağıya, açıklamaya ve yorumlara en başa sabitleyeceğim. Oradan linke tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu cumartesi pazar güzel yerler, güzel videolar çekeceğiz. Yani satılık bilhassa. Olursa belki kiralık yerler de olabilir. Şu an kiralık çok bir yer yok elimde ama bakalım, araştırıyorum. Çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Hayvancılığa başlamak isteyenler, yer alma, yatırım yapma düşüncesi olanlar bu kanala muhakkak abone olsunlar. Güzel yerler, güzel içeriklerle karşınızda olacağız. Yani sizler için bakalım faydalı videolar yapmaya çalışıyoruz. Umarım sizler de memnun kalırsınız. Videomuzu da burada kapatıyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.